komşu Yunanistan'la ilişkilere bakalım. Komşu Yunanistan, Fransa ile stratejik ortaklık kapsamında yaptığı savunma anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu yılın başında Fransa'dan 18 adet Rafale savaş uçağı alımı için anlaşma imzaladı dün Yunanistan. Dün de 3 fırkateyn için imza attı daha doğrusu. Hemen detaylar için, o anlaşmanın detayları için Paris'e döneceğiz. CNN Türk Paris temsilcimiz Arzu Çakır Morin karşımızda. Arzu, nedir o anlaşmanın detayları? Şu anlaşma stratejik ortaklık anlaşması, yani 3 fırkateyn alımının çok daha ötesinde bir anlaşma. Öncelikle bunu söyleyelim. İkinci maddeye dayanarak örneğin NATO üyesi iki ülke Fransa ve Yunanistan, bir ülke saldırıya uğradığında öbürü onun yardımına gelecek. Birincisi bu. Bu anlaşma altına alındı. Dün satış detaylarından bunu çok açık veremedik ama bugün net Milli Savunma Bakanlığı'nın briefinginden aldığımız bilgi. Herhangi bir ülke eğer bir saldırıya uğrarsa Fransa ya da Yunanistan, diğeri onun yardımına gelecek. İkincisi Yunan ordusunun ve donanmasının modernizasyonu. Senin de belirttiğin gibi 18 Rafale uçağı alınmıştı. Bunların 12'si Fransız ordusunun kullandığı ikinci el Rafale, 6'sı yeni Rafale uçağıydı. Buna ek olarak dünkü anlaşmada 6 yeni Rafale uçağı, 3 milyar euro değerinde 6 yeni Rafale uçağının da sözleşmeye bağlanması kararlaştırıldı. Bunun yanı sıra 3 fırkateyn alımı var. Belara modeli 3 fırkateyn. Fransa'nın Naval Group tarafından ürettiği çok amaçlı fırkateynler. Bu da Yunan donanmasına katılacak. 2025 yılında ilk teslimatı bekleniyor. Bunun yanı sıra da 3 küçük savaş uçağı alımı da korvet tipi söz konusu. Bütün bunlar Yunanistan ve Fransa arasında çok güçlü bir savunma anlaşması olacağını, önümüzdeki dönemlerde de Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de birlikte hareket edecekleri gösteriyor. Avrupa Birliği'nde biliyorsunuz Yunanistan'la ilgili bir ortak oy birliği sağlanamamıştı. Türkiye-Yunanistan çatışması sırasında Akdeniz'e suların ısındığı dönemde Fransa Avrupa Birliği'nden tam bir destek alamamıştı. Şimdi bu işi doğrudan ikili anlaşmalarla yapmaya çalışıyor. Biliyorsunuz AUKUS anlaşması sonrası Amerika, Avustralya ve İngiltere arasındaki AUKUS stratejik paktı sonrası Fransa'nın 56 milyar euroluk denizaltı ihalesi iptal edilmişti. Fransız basını bugün işte biraz olsun Fransa'yı teselli eden 6 milyar euroya ulaşıyor. 3 milyar fırkateyn, 3 milyar da yeni Rafale'ler için 6 milyar euroya ulaşan bu sözleşmenin biraz olsun Fransa'yı rahatlattığını belirtiyor. Ekonomik açıdan da Naval grubun yeni ithalat anlaşması yoktu ve pek çok kişi işten çıkarılacaktı. Yunanistan'la imzalanan anlaşma ekonomik anlamda da Fransa'yı rahatlattı. Bu grubun 3000 çalışanını rahatlattı diyebiliriz. Özetle önümüzdeki 3 ay sonra bu sözleşmeler, bu paktla, ya ortak stratejik paktın içindeki sözleşmeler netliğe kavuşacak ve Fransa ve Yunanistan arasında savunma dayanışması da resmen başlayacak Büşra.